Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Mardin Midyat. Mardin Midyat'ta ticaret sektörünün lider firması Orta Doğu Ticaret'e konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Bilal Özdemir ile beraberiz. Bakalım bizlere sektörle alakalı ve firma ile ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Bilal Bey. Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bilal Bey, burada Orta Doğu Ticaret olarak ticaret sektöründe hizmet veren bölgenin lider firmasısınız. Şüphesiz buradaki hizmetlerimizden, ürünlerimizden bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde ben biraz Bilal Bey'i tanımak isterim. Bilal Özdemir kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Öncelikle hoş geldiniz. Memleketimize şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz 12 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu sektördeyiz. Sıfırdan başladık. Burada çok güzel hizmetler veriyoruz. Kalorifer tesisatları, sıhhi tesisat, doğalgaz, damlama sulama sistemleri, seracılık. Değil mi? Sondaj kuyuları. Hizmetlerimizden bahsedeceğiz Bilal Bey, ama onun öncesinde ben biraz şimdi sizleri tanımak istiyorum. Çünkü evet, 12 yıldır bir başarı var burada. Sıfırdan tabirlerinde ise tırnaklarınıza kurduğunuz bir firmayı o günlerden bugünlere getirdiniz. Evet. Şimdi bu hiç kolay bir şey değil. Çünkü baktığımızda sektörde birçok firma kuruluyor, hizmet vermeye başlıyor ama bunların kısa sürede başarısız olduğunu ve kapandığını çok sık görüyoruz bizler. Evet. Sizler 12 yıl boyunca ayakta durmayı, o günlerden bugünlere gelmeyi nasıl başardınız? Şimdi öncelikle bu işe çekirdekten yetişme, yani çıraklıkla başladık. İnşaatlarda çalışarak ustalık, ondan sonra profesyonel çalışmaya başladık. Evet. İşçilikle başladık. Ondan sonra kendi çapımızda malzemeler alıp kendi malımızı satıp kendi malımızı uyguladık. Bu şekilde. Yani tecrübeyle, işin çekirdeğinden geldiğimiz için öncelikle iş konusunda tecrübeli izledik. Evet. Ve bu tecrübe de bizim ayakta durmamızı 12 yıl evet, boyunca sağladı. Ben bir de buna artı katmak istiyorum. Bir de mükemmel güler yüzünüz diyoruz değil mi? Teşekkür Müşteri ederim. Samimiyetiniz ve güler yüzünüz de size çok büyük bir katkı sağlamıştır şüphesiz uzun yıllar ayakta kalmak için. Şimdi burada uzun yıllardır ayakta olan bir firma, Orta Doğu Ticaret olarak sadece Mardin, Midyat'ta değil, yakın illere de hizmet veren bir firmayız burada. Evet. Burada hizmetlerimiz, ürünlerimiz nelerdir? Biz Midyat'a ve yakın illere hangi hizmetleri sağlıyoruz? Şu anda elimizde olan güzel bayiliklerimiz var. Demir döküm, Artema, Vitra, bunun gibi vesaire çok güzel markalar ve ürünlerle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Onun dışında köylülerimize güzel destek götürüyoruz. Sondaj kuyuları kazıp damlama sulama sistemine teşvik ediyoruz. Onun dışında yapsat yapıyoruz binalarda. Kalorifer sıhhi tesisat işlerini yapıyoruz. Onun dışında şu anda en çok önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi buradaki insanlarımızın batıda olan, burada olmayan o lüks vitrifiye olsun, atıyorum armatürler olsun tanıtmak amacıyla İstanbul'da fuarlara stand açıyoruz. Oradaki gördüğümüz güzel ürünleri memleketimize getirip buradaki insanlarımıza görsellik olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Değil mi? Her şeyden önce burası evet bir ticarethane, yani kar amaçlı kurulmuş bir firma olmasına evet, rağmen biz her şeyden önce memleketimize, ülkemize hizmet vermek için buradayız değil mi? Yani evet, İstanbul'daki olanakları, şartları, güzellikleri İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük illerimizden Mardin'e ve yakın illere taşıyoruz. Burada esnafımıza, çiftçimize de destek oluyoruz. Evet. Gerçekten hem memleket adına hem ülkemiz adına biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi yatırımcıları, sizin gibi iş adamlarını burada görmek bizleri çok mutlu ediyor. Biz de teşekkür ederiz. Burada peki Orta Doğu Ticaret olarak kaç kişilik bir ekiple beraber çalışıyoruz? Şu anda 30-35 kişiye burada istihdam. 30-35 aileye iş. Aslında değil mi? Her evet, bir aile 2 kişi olsa 70-80 kişilik bir grupla beraber bir aile evet, istihdam sağlıyoruz. Gerçekten bu çok güzel, çok hoşumuza giden şeyler. Peki burada Orta Doğu Ticaret olarak sadece Midyat'a mı hizmet veriyoruz yoksa hayır, farklı illere biz de şu anda 4 tane il, 54 tane köy, 8 tane ilçemiz var, beldemiz var. Hepsine hizmet veriyoruz. Tamamına hizmet veriyoruz. 8 aracımızla beraber 35 tane personelimizden hepsine hizmet veriyoruz. 8 araç, 35 evet, personelle beraber. Ve şu anda 800 metrekare bir showroom kuruyoruz. Bir 10-15 güne kadar onu da faaliyete sokacağız. Buradaki müşterilerimiz geldiği zaman evindeki banyo, mutfak bitmiş halini görecek. Yani görsellik olarak atıyorum oradaki jacuzzi olsun, banyo dolabı olsun,
bitmiş halini görecek. Yani müşterilerimizin kafasında soru işareti kalmasın diye. Bir de bizim bir özelliğimiz var. 7/24 hizmet veriyoruz. Buranın yerlisi olduğumuz için evet. Hani 24 saat müşterilerimize hizmet verebiliyoruz. Değil mi? Yani bizim için burada önemli olan ya biz para kazanalım, ürünü verelim, gidelim, ayrılalım değil. Bizim, biz sattığımız ürünün de sonuna kadar arkasındayız. Verdiğimiz hizmetin de sonuna kadar arkasındayız. Bizim önceliğimiz, bizim sloganımız ilk önce insanların kişiliğini kazanmak, parasını değil. Değil mi? Yani insanların güvenini kazandınız mı zaten gerisi gelir. Kesinlikle. Yani o yüzden bizim sektörde, bizim ahlakımızda ticarette en büyük hile dürüstlüktür. Aynen öyle. Biz hile yapıyoruz aslında. Dürüstlük evet. yaparak hile yapıyoruz ve farklı firmalara da evet. bu konuda olanak sağlamıyoruz. Çünkü yani, biz hizmetimizin arkasındayız. Bize taş atana biz gül uzatıyoruz. Değil mi? Tek kelimeden o yüzden. Gerçekten mükemmel kavramlar, mükemmel düşünceler bunlar. Yaptığımız işlerle, icraatlarla biz karşı tarafa tavrımızı şeyimizi belirtiyoruz. Duruşumuzu belirtiyoruz değil mi? Evet. Peki burada ileriye yönelik hedeflerimizden biraz bahsedeceğim ama onun öncesinde Bilal Bey uzun süredir sektör içerisinde olan bir firma burası. Ve sizler de uzun süredir sektörde olduğunuz için sormam gereken en doğru insanlardan birisiniz. Sektörümüzün şu anda sıkıntıları nelerdir bu bölgede ve yakın illerde? Açık söylemek gerekiyorsa sektörümüzde birçok sıkıntılar var. Ama biz bu sıkıntıları bakmadan müşterilerimizden aldığımız desteklerle ayakta durmaya çalışıyoruz. Değil mi? Biz hep pozitif bakıyoruz yani, ve pozitif düşünüyoruz. Yani şey yapmıyoruz, sıkıntıları falan aldırmadan yolumuza bakıyoruz. Değil mi? Ne güzel. Arkamıza bakmadan sürekli önümüze bakıyoruz. Hep önümüze bakıyoruz, hep ileriye gidiyoruz, evet. hep ileriye yönelik hedeflerimiz var. Peki tam konuya değinmişken o zaman biraz da hedeflerimiz hakkında bahsetmek istiyorum. İleriye yönelik hedef, proje, planlarımızda neler var? Şimdi bizim ileriye yönelik projelerimizden bir tanesi, birincisi kurumsallaşmak. Bölgede kurumsallaşmak. Yani her kesime, her ırka, her herkese burada hizmet vermek, sınırsız hizmet vermek. Evet. Şu anda bizim yaptığımız birkaç tane, düşündüğümüz, uygulamak istediğimiz birkaç tane proje var. Burada Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. Bu projelerimizin neler olduğunu söylemek gerekirse, bunlardan birkaç tanesi, atıyorum, bölgede elektrik kaçağını önlemek için, kullanılan kaçak elektriği önlemek için güneş enerji sistemlerini buraya getirdik. Demir, solar, güneş enerjilerin bayiliğini alıp burada halka hizmet vermek için bizim köylülerimiz olsun, yerlilerimiz olsun, il, ilçe, yani tamamen Güneydoğu'nun tamamına hizmet vermek için biz bu ürünü fabrikayla konuşup sıkıntılarımızı dile getirdik. Sağ olsun onlar da bize destek verdiler. Biz burada büyük bir kampanya çalışmasına girdik şu anda. Yani zengin, fakir dinlemeden ayda 100 TL'ye yani herkesi güneş enerjisi sahibi etmek istiyoruz. Ne güzel. Yani bu hem devletimiz için, hem milletimiz için, hem de bizim için. Üç kesim de kazanacak. Kesinlikle. Yani ayda 100 TL'ye güneş enerjisi. Dolayısıyla yani hem devletimize bir faydamız olur, hem halkımıza bir faydamız olur. Hem de bizim üreticimize, yani tüketicimize, hepimize faydası olur. Kesinlikle. Öyle bir kampanya getirdik. Şu anda hayata geçiriyoruz. Bir tanesi bu. İkincisi de tarım sulama ve damlamada burada çok iddialıyız. Bütün çiftçilerimiz, yani burada göç olmasın diye, dışarıya çıkıp batıda çalışmasın diye, kendi memleketinde, kendi ailesinin başında kalsın diye burada Ziraat Bankası'ndan destekleme kredileri var. Biz kendimiz gidiyoruz. Çiftçinin bütün tarlasının sulama borusu, damlamasını, sondaj kuyusunu, elektrik trafosunu hepsini kendimiz yapıyoruz. Çiftçiden 5 kuruş para almadan 0 faiz 5 yıllığına para çekip çiftçimizin yani aydınlatıyoruz. Ne güzel. Yani öyle hizmetler de veriyoruz. Onun dışında yani bunun gibi benzeri birçok hizmet vermeyi düşünüyoruz. Ne güzel. Aslında Orta Doğu ticaretle ilgili söylenebilecek o kadar çok şey var ki. Ama müşterileriniz açısından baktığımız zaman gerçekten aldıkları kalite, sizin gibi bir evet. firmanın burada olması kendilerine çok büyük bir artıdır. Bizler de diyoruz ki sizin aracınız aslında güneş doğudan doğar. Doğunun güzelliklerini ve aydınlıklarını görmek adına herkesi bu bölgelere bekliyoruz. Hem gezmek amaçlı yerli yabancı tabii, turistlerimizi tabii. hem de ticaret anlamında çalışan firma sahiplerimizi bölgelerine vefa borçlarını ödemek adına Anladım. Bekliyoruz. Peki son olarak buradan Orta Doğu ticaretten izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Bilal Bey? Birinci olarak biz insana insan olduğu için değer veriyoruz. Bugüne kadar bize değer veren,
destekleyen tüm müşterilerimize, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah'ın izniyle yolumuzdan, çizgimizden ödün vermeyeceğiz. Hep ileri, hep ileri, hep ileri diyeceğiz. Değil mi? Durmak yok, yola devam. Yola devam, peki. Bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için Bilal Bey, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz Tümuz ile devam edecek. Mardin Midyat'tan ticaret sektörünün lider firması Orta Doğu Ticaret'ten aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.